Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kapıoğlu göreve geldikten hemen sonra hem Bandırma'da hem de Edremit'te iki tane koordinasyon merkezi açtı. Bu geç kalınmış ama çok isabetli bir hamle. Şöyle ki haftanın bir günü Bandırma'da, bir günü Edremit'te mesai yapıyor. Vatandaşlarla bir araya geliyor. Oradaki bürokrasiyle bir araya geliyor. Çarşıyı pazarı geziyor. Yatırımları yerinde inceliyor falan. Bunun dışında ne faydası var? Şu faydası var. Biliyorsunuz hem Bandırma bölgesinde hem Edremit bölgesinde AK Parti'nin zayıf olduğu noktalar bunlar. Yani bir Havran Burhaniye'yi alırsak belediyelerin muhaliflerde, AK Parti'ye göre muhaliflerde olduğu yerler bunlar. Şöyle bir söylem var. Efendim bu sokak bizde değil, bu büyükşehirin. Böyle bir sorun var. Efendim bu sorun bizim değil, büyükşehirin diye. Bu ikilemi çok yaşıyor insanlar. Balıkesir'de yaşıyorlar ama burada bir şekilde hem Kales hem Altıeylül AK Parti belediyesi olduğu için bu problem çok gün yüzüne çıkmıyor. Fakat Körfez'de bu fazlasıyla çıkıyor. Şimdi bu noktada koordinasyon merkezi görevleri şunu yapıyorlar. Vatandaş geliyor, diyor ki ya bizim böyle bir sorunumuz vardı. Edremit Belediyesi'ne gittik ama bu problemin büyükşehirle ilgili olduğunu öğrendik. Tamam. Bakıyorlar mevzuata. Büyükşehirle ilgili mi yoksa Edremit'le ilgili mi? Eğer Edremit'le ilgiliyse vatandaş alıp Edremit Belediyesi'ne götürüp beyefendi işi var halledin dediğinde orada başından savan görevli bu kez yapmak zorunda kalıyor. Mesela bu fevkalade bir hamle. Bunun dışında gittim gördüm özellikle vatandaşların büyükşehir belediye başkanına ulaşmaları, sorunlarını birebir kapıyı kapatarak başkanla göz göze gelip anlatmaları AK Parti adına hem Edremit'te hem Bandırma'da fazlasıyla artı sağlamış. Bakın size en son örneği vereyim bu koordinasyon merkezlerinin alakalı. Şu yapıda çalışıyorlar. Bir üst kat var. İşte daire başkanı orada. Büyükşehir Belediye Başkanı haftanın bir günü geldiği zaman onun makam odası orada. Bir oda daha var. O da milletvekilleri için. Yani hem bölge milletvekilleri hem de AK Partili 5 milletvekili haftanın bir günü gidip aynı Büyükşehir Belediye Başkanı gibi halka dokunuyorlar. Somut örneklerden bir tanesi vermek gerekirse işte Kocaseyit geçtiğimiz hafta yaşananlar Necdet Uysal'ın kamyonlarının orada vatandaşlara tozdan dolayı arıza çıkarması, hemen olay yerine gidip bizzat halkla bütünleşip sorunu çözüyoruz, yolunuzu yapıyoruz, su istiyorsunuz onu da hallediyoruz diyenler hem milletvekili hem Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Netice ne oldu? Oturdular birlikte çay kahve içtiler. Herkes memnun bir şekilde oradan ayrıldılar. Peki Edremit ve Bandırma'da bugüne kadar ne olmuş? İşte burası da biraz problem. Çünkü hem Edremit'te hem Bandırma'da sözümün başında söylemiştim ya geç kalan bir hamle bir koordinasyon merkezleri diye. Daha önce bir iletişim noktası varmış. İşte beyaz masalar baskı gibi ama başlarında etkili bir isim yoktu. Şimdi hem Bandırma'da hem Edremit'te iki tane koordinasyon başkanı var, daire başkanı var. Bunların altında bir ekip var. Dolayısıyla sokak sokak, cadde cadde buralara dokunuyorlar. Şu sözü hatırlatarak noktalayayım. Zekai Kapıoğlu hep demiştir, Bandırma'yı istiyorum, Edremit'i istiyorum. Ben de dahil olmak üzere basın mensupları istiyorsun da almak o kadar kolay mı demiştik. Adam çalışıyor. Dikkat edin. Şimdi Edremit'te Bandırma'da bu kritik hamlelerin üzerine sadece şu gerekli. Tanınan, bilinen, bir kere PR çalışmasına gerek olmayacak şekilde tanınan, bilinen ve aynı zamanda Bandırmalı olan ya da Körfezli olan sevilen bir ismin buraya aday gösterilmesi hiç de yabana atılacak bir iddia değil Zekai Kapıoğlu dedi. Edremit'te Bandırma'yı da alabilir. Bu çalışma, geç kalmış çalışma, daha önde bir mesafe var. İyi bir aday, neden olmasın? Biz burada vatandaşın ayağına gelip hizmeti vatandaşın ayağına verelim diye büyük şey oldu. Balıkesir, bütün ilçeleriyle bütünleşmesi lazım. Biz bu eksikliği gördük Balıkesir'de. Büyükşehir sadece merkezin şehri, belediyesi değil. 20 ilçenin 20'sinin de belediye başkanı.